Evet, kentin güzel insanları, kentin radyosu 89.3 Radyonet'te sizlerle birlikteyiz. Ben düşünen adam Talha Can, beni öğlen programından biliyorsunuz ve programdan sonra seçim öncesi olduğundan dolayı muhtarlarımızı, muhtar adaylarımızı, belediye başkan adaylarını programımıza konuk alıyoruz. Şimdi ise Karaman Mahallesi muhtar adayı Murat Baba ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Davetimizi kırmadığınız için ve buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Size sormak istediğimiz sorular var. Buyurun. Sorabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız? Ben 5. ayın 19'u 1975, Kocaeli, Ortaköy doğumlu Murat Baba. Esnafım. 2013'ten beri Karaman Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Karaman Mahallesi 17 Ağustos cami altında erkek kuaförü ve çayırca esnaflığını yürütmekteyim. Öyle. Çok sağ olun efendim. Sizi tanımaktan onur duyduk. Peki, günümüzde insanlar komşularını bile tanımazken muhtarlar neden önemlidir? Muhtarların sorumlulukları nelerdir? Muhtarlık gerçekten çok önemli bir görev, sorumluluk isteyen bir görev. Allah nasip ederse biz de işte 31 Mart'ta Karaman Mahallesi'nde yapılacak olan seçimlerde adaylığımızı koyduk. İnşallah muvaffak oluruz, başarılı oluruz. Muhtarlık bir mahallenin, bir köyün sorumlusudur, babasıdır yani bütün sorumluluğu alandır. İnsanların ona güvenip de oy verip de seçtiği bir insan olarak o görevi en güzel şekilde yapması gereken kişidir bence muhtarlık. Biz de inşallah ikimizle birlikte bu görevi en güzel şekilde yapacağımıza inandığımız için aday olduk. Severek yapacağız. İnsanları hizmet etmek için yapacağız. Kendimiz için değil, vatandaş için. O yüzden de başarılı olacağımıza inanıyoruz. Mahallemizdeki çalışmaları en güzel şekilde getireceğimize inanıyoruz. Anlıyorum, sağ olun efendim. Peki muhtar adayı olmanızı yakın çevreniz nasıl karşıladı ve bu süreçte size destekler nelerdi, nasıl destek oluyorlar? Yakın çevrem derken, evet, ailem yanımda oldu. Benim çocuk yaştan beri idealimdi bu. Bir gün bir mahalleye veya bir beldeme, bir köyüme muhtar olmak hep istemişimdir. Her zaman insanlarla ikili ilişkimi sıcak tutmuşumdur. 7'den 70'e herkese saygıda kusur etmemişimdir. Esnaflığın vermiş olduğu güzellikleri de kullanarak Karaman Mahallesi'nde, evet, 2014 seçimlerinden sonra mevcut muhtarı tebrik etmişizdir. İlk defa seçime girecektim. Giriyoruz. Mevcut muhtara da söylemişizdir. Biz dedik aday olacağız. O da tabii ki o zamanki şartlarda tabii ki olabilirsin. Ne demek gibi sizin gibi kardeşler olsun demişti bizlere. Biz de aday olduk. 2014'ten beri Karaman, yani 4,5 senede biz mücadele ediyoruz. Muhtar adayız dedik. Güzel bir durumdayız. Güzel bir ortamdayız. Etrafımız genişledi. Sevgi çemberi oluştu. İnşallah bunu sandığa yansıtırsak, Karaman halkı bize bu şansı verirse hiç kimsenin şüphesi olmasın ki ekibimle birlikte en güzel hizmetleri mahalleme getireceğim inşallah. Anlıyorum, sağ olun efendim. Peki, Karaman Mahallesi muhtar adayı olduğunuz için soracağım. Sizin mahallenizi, Karaman Mahallesi'ni farklı kılan nedir? Farklı kılan Karaman Mahallesi depremden sonra kurulan ilk mahalle. O zaman gerçekten çok büyük bir acı yaşadık biliyorsunuz. Yerleşim olarak o bölgeye seçildi. Karaman, Camili, Korucuk. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Orası bir kuruldu ama gereken çalışmayı Karaman Mahallesi gereken hizmetleri alamadı artık. Bu mevcut muhtardan mı kaynaklandı, idarecilerden mi, belediye başkanlarından mı bilmiyorum. Karaman Mahallesi yok sayıldı sanki ama. Aslında Karaman halkı her seçimlerde görevini yaptı. Gitti oyunu kullandı, vatandaşlık hakkını kullandı. Tek istedikleri hizmetti. 15 senedir gelmeyen hizmetleri inşallah şimdiki biliyorsunuz mevcut belediye başkan adaylarımız da çok değişti. Değişim içerisinde. Herkes heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Heyecanını yitirmiş insanları inşallah göndereceğiz. Heyecanla gelecek olan insanlara destek vermelerini istiyorum halkımızın. Biz bunu başaracağız. Karaman Mahallesi gerçekten çok güzel bir mahalle, büyük bir mahalle, sorumluluk isteyen bir mahalle. Bu gücü biz halkımıza almak istiyoruz. Biz bu seçimi almak istiyoruz. Karaman halkının bize destek olmasını istiyoruz. Mahallemizde ne gerekiyorsa yapacağız. Anlıyorum, sağ olun efendim. Peki, her mahallede yoksul ya da zengin vardır. Bizim sorumuz yoksullar için olacak. Sizin mahallenizdeki ihtiyaç sahipleri için projeleriniz var mı? Biz onunla ilgili şu an çalışmamızı da yapıyoruz. Tabii ki sosyal yardımlaşmanın destekler geliyor muhtarlığa, işte ne bileyim şahıslardan. Biz ikili ilişkimizi kullanacağız. Evet, Karaman Mahallesi'nde ihtiyaç sahipleri kimin ihtiyacı varsa tespit edilecektir. Gereken çalışma muhakkak yapılacaktır.
Sadece bu gıda yardımıyla değil, her konuda ilgileneceğiz biz insanlarımızla. Hastasından, yatalak hastasından, bakıma muhtaç olan hastadan. Yani vatandaşla devlet arasındaki kurumların köprüsü olacağız. Gideceğiz, bulacağız. Bununla ilgili çalışmalar olacak tabii ki. Çalışacağız. Anlıyorum, sağ olun efendim. Peki yoksulları sordum, bir de gençleri sormak isterim. Gençlerle ilgili projeleriniz, çalışmalarınız var mı? Seçilirseniz neler yapmayı planlıyorsunuz gençler adına? Ben gençlik yıllarında futbol oynadım. Başarılı bir futbolcuydum. Amatör olarak top oynadım. Sakarya Karadeniz Spor'da ve Kocaeli Sahil Spor'da. Futbolu çok seviyorum. Sadece futbol olarak değil, sporun her dalında mahallemde bir çalışma yapacağız. Bunları Karaman Mahallesi'nde bulunan okullarımızdaki müdürlerimizle görüşüp, beden eğitimi hocalarımızdan onların da fikrini alarak öğrencilerimizin spora yönlendirmeye çalışacağız. Kim hangi branşta olmak istiyorsa onun çalışmasını yapacağız. Gerekirse Karaman Mahallesi'nde bir şeyler yapacağız. Olmazsa Adapazarı Merkezi'nde nerede o konuyla ilgili çalışma varsa çocuklarımızı oraya yönlendireceğiz. Karaman'da evet gençlere güzel bir tesis sunacağız. İdeallerim şu, güzel bir misafirhane gibi bir şey düşünüyoruz böyle. Yani odamız olsun istiyoruz böyle bir şeyler. Orada gençlikten kurulan bir yönetim kurulu oluşturup Karaman gençliğini bir araya toplayabilmek, hepsini kardeşçe bir araya getirip samimi bir ortam yaratmak istiyoruz. Kendi işlerine de bir gençlik başkanı seçip Karaman'da muhtarıyla, genciyle hep birlikte yürümek istiyoruz inşallah. Anlıyorum, sağ olun efendim. Yoksulları sorduk, gençleri sorduk. Şimdi tüm mahalle sakinleri için bir soru soracağım. Sosyal projeleriniz var mı? Sosyal projeler halkımızdan bize geliyor istekler. Onların çalışmasını yapacağız. Zaten broşürlerimizi bastıracağız. Çoğu beklentiler aynı. Karaman'da çok sorun var gerçekten. İşimiz kolay değil. Biz muhtarlıkta oturmayacağız. Biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Biz seçildiğimiz takdirde inan her gün bir yerlere gideceğiz. Eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız. Bu Sakarya değil yani. Ankara, İstanbul. Yani nerede bizim ikili ilişkilerimiz kuvvetliyse, nerede dostlarımız varsa o konuda hiç şüphemiz yok. Allah'ımıza çok şükür. Çevremiz güzel. Yanımdaki arkadaş abilerimiz de işte iki tane bayan azamız var. Kendileri başarılılar. Hepimizin kendi öyle bir çevresi var. Biz bu çevremizi kullanarak, iyi niyetimizi kullanarak, samimiyetimizi göstererek hizmetleri mahallemize getireceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz yani. Allah'ın sırrı versin. Anlıyorum efendim. Peki şu an mahallenizde mevcut olan problemler nelerdir? Bunları çözmek için ne yapacaksınız? İnsanlarımızın ilk beklentisi de köpek sorunu var. Yani ilk rahatsızlık o köpek. Ya köpek bundan dolayı rahatsızlıkları var. İkinci çöp sorunumuz büyük bir sorun. Çöp olayı. Evet. Sıkıntı yaşıyoruz. İki tane temel madde var. Köpek ve çöp. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Sadece bunlar bile değil. Yani çok eksiğimiz var. Bir kapalı pazar yerimiz yok. Ne bileyim bir bayanlarımız oturabilecek olduğu bir yer. Yani oturup bir sosyal tesisimiz yok. Bir misafirhanemiz yok. Ne bileyim biz bir cenaze olduğu zaman Karaman Mahallesi 15 bin nüfusu olan bir mahalle. 15 seçmen olan bir yerle. 81 ilden orada vatandaşımız var. Her bölgenin insanı var. Hepsi bizim için birdir, değerlidir, kıymetlidir. Yani bir cenazemiz olduğu zaman ne bileyim çok sıkıntı yaşıyoruz biz Karaman Mahallesi'nde. Her komşu kapısını açmıyor kimseye. Sıkıntılar oluyor. Ne diyeyim, bir misafirhanemiz olsa mesela Karaman Mahallesi'nde deriz ki cenaze sahibine siz cenazenizi, acınızı yaşayın biz yanındayız. Bize misafirler, senin misafirin, bizim misafirin biraz daha onları getirebilecek, onlara yemek verebilecek. Yani cenaze sahibinin yükünü atletmek için bu tür bir çalışma yapmak istiyoruz. İnşallah bunlar için mücadele edeceğiz. Çok projelerimiz var. Çok biz bu işi gerçekten severek yapacağız. Yani biz halkımız için, ben çocuk yaşlanmaya hayalim olan bir şey bu. Benim ne onun maaşına, ne bileyim öyle oradaki mühür parasına, ne bileyim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ne de onun reklamına veya da silahına, öyle bir düşüncemiz yok. Bu şekilde yorumlar yapılıyor. Biz bu işi, hayalimiz, istediğimiz bir şey, insanlara faydalı olmak için var gücüyle çalışacağız. Ben iki ay önce kalp krizi geçirdim. Ailem çekimimi çok istedi seçimden, sağlık sorunlarım vardı. Ama ben dedim, ben bu insanlara söz verdim. Allah bana nasip ederse ben bu insanlara görev yapmak istiyorum dedim. Cenab-ı Allah beni bağışla çoluğuma, çocuğuma. Ben bu insanlara bir sözüm var. İnşallah insanlar da, halkım da, Karaman halkı da bize bu şansı verir. Ben bu işi yaşamak istiyorum, tatmak istiyorum ve Karaman'a yapılmayan hizmetleri yapmak istiyoruz ekibimle birlikte. Anlıyorum efendim. Ayrıca geçmiş olsun demek de istiyorum. Sağ ol. Son sorum şu. Bir mahalle olarak belediyeye bağlısınız. Eğer evet, muhtar... Herkes belediye. Evet. Adamızlar belediyesine bağlıyız. Evet. Eğer muhtar seçilirseniz belediyeden talepleriniz olacak mı? Olacaksa bunlar neler olacaktır? Bizim belediyeye tabii ki olacak. Allah nasip ederse ben Kuzey bölgesinin çocuğum. Ben Kocaeli Ortaköylüyüm. Kocaeli ilçesi.
Karasu ilçesi, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli, oradaki mevcut başkanların hepsi, seçilmiş başkanlarım, şu anki mevcut başkanlar ve gelecek olan başkanlar, hepsinde ikili ilişkimiz çok güzel. Bölgemize hakimiz, toplumun içerisindeyiz, 4,5 senedir emek veriyoruz. Karaman'ı gerçekten iki dönemleri muhtarlık yapan muhtarımız bile Karaman'ın büyüklüğünün farkında değildi. Biz Murat Baba olarak ekibimizle birlikte 4,5 yıldan beri Karaman muhtarı adayız dedik. Cenazeye gittik, paylaştık. Düğüne gittik, paylaştık. Hastalıkta paylaştık. Karaman Mahallesi'ni ön plana çıkarttık. Güzel bir şeyler yaptık. Allah'ımıza şükür oldu. İnanıyoruz Karaman'a ortaya çıkarttığımızı inanıyorum. İnşallah inanıyorum ki şu anda gerçekten bize en çok seçim sonucunu merak eden mahallelerin bir tanesi biziz yani Karaman Mahallesi. O değeri de biz verdik yani mahallemize. Seçilmeden verdik. Değeri ortaya çıkarttık. İnsanların teveccühü çok güzel, samimiyeti güzel bize karşı. Biz o enerjiyi alıyoruz. Dediğim gibi biz bu seçimi farklı kazanmak istiyoruz. Biz ne kadar farklı bir seçim kazanırsak ben Merkez Belediye Başkanım karşısında o kadar güçlü çıkarıp Karaman Mahallesi'ni temsil edeceğim. Belediye başkanlarım, milletvekillerim Ankara'ya gittiği zaman saygı görmek istiyorum. Murat Baba olarak değil, Karaman halkının temsilcisi olarak saygı görmek istiyorum. Projelerimi önlere koyduğum zaman bir şeyler istedim, bunları oradan alıp gelmek istiyorum. Bunu gururlu yaşamak istiyorum. Mahalleme gitmemi gururlu yaşamak istiyorum. Bize bir şans versin Karaman halkı. Bu seçim çok önemli gerçekten. Biz bu işi istiyoruz. Bize inansınlar. Biz şeffaf bir yönetim olacağız. Ekimle birlikte. Biz başaracağız bu işe inanıyoruz. Başka bir şey demiyorum. Yani sıkıntılarımız çok. Karaman Mahallesi yapılacak çok işlerimiz var. Biz de yapmak için elimizden geleni yapacağız. Anlıyorum efendim. Bütün sorularıma cevap verdiniz. Çok sağ olun. Peki sizin eklemek istediğiniz ya da üstünde durmak istediğiniz bir konu var mı? En büyük aşkımız hizmet diyoruz. En büyük samimiyetimiz, en büyük zenginliğimiz insan sevgisi diyoruz. İnsanlara yapılan sevgi, yapılan yatırım. Başka bir şey demiyorum. İnsanlara kendimizi alamışızdır. Biz hizmet yapacağız. Bize inansınlar, bize güvensinler, bize bu şansı versinler. Murat Baba ve ekibine güvensinler. Biz bu işi layıkıyla yapacağız herkese. Bize oy veren de vermeyen de muhtar olacağız. Bunda kimse şüphesi olmasın. Çok sağ olun efendim. Bugün vakit ayırarak, ayırarak radyoya geldiniz ve sorularımı cevapladınız. Halkımız sizin dediğiniz çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim bize misafir ettiğiniz için. Sıcak samimiyetinizden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum sizlere de inşallah. Sağ olun efendim. Evet dinleyenler, bugün Karaman Mahallesi Muhtar Adayı Murat Baba'yı konuk aldık. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum.